Herkese günaydın, iyi sabahlar arkadaşlar. Biliyorsunuz bugün cumartesi ve tek bir sohbet yapacağım. Bugün hafta sonu olduğu için size Üsküdar sinemalarından bazı anılarımı iletmek istiyorum. Umarım beğenirsiniz. Üsküdar'da belki başka daha çok da sinema vardır ama ben sinema sayısı ile ilgili bunu söylemek istemiyorum. Yani benim hatırladığım işte Sunar Sineması, Bizim Sineması ve Hale Sineması vardı. Hale Sineması hem Üsküdar'da vardı hem de şimdiki Efes Sineması'nın yerinde Kadıköy'de vardı. Sinemaların içinde yani en böyle daha yani ucuz bir sinema Bizim'di. Bizim sineması Ahmediye'de, hemen Ahmediye'yi geçtiğiniz zaman yani denize doğru giderken orada bir sinemaydı. Özelliği şuydu, 3 film oynatılırdı arka arkaya. Bir de benim dikkatimi çeken bir başka ilginç bir özelliği vardı. Böyle badanayla boyatılmış bir tane sahnesi, film oynatılan sahnesi vardı. Sahnenin önünde valla herhalde 4-5 metrelik bir mesafe vardı ve oraya 50 kuruşa seyirci alınırdı. Hani yani seyirci böyle sırt üstü yere yatıp da yukarıya doğru koca yani sahneye nasıl bakardı, nasıl seyrederdi emin olun bilemiyorum. Daha sonra Hale Sineması deniz kenarına doğru gelirdi. Sunar Sineması en iyi sinemaydı ve daha yukarıdaydı Doğancılara çıkarken. Hale sineması dediğiniz zaman arkadaşlar aklıma Zati Sungur geliyor. Zati Sungur ismini umarım birçok kişi duymuştur ama tabii pek o zamanlara yetişememiştir. Ben Zati Sungur'u 1959 senesinde işte bu Hale sinemasında seyretme onuruna eriştim. Zati Sungur 1898 doğumlu. Yani ben seyrettiğim zaman 61 yaşındaymış. Çok değişik bir özellik. Bursa doğumlu. Bursa'da Gedikli Okulu'nda okuyor. Yani deniz astsubayı. Astsubay. 1916'da görevle Almanya'ya gönderiliyor. Ve savaş sırasında orada kalıyor. Savaş sonrası geri dönmüyor fakat daha çocukken yani daha ilk mektep safhalarında böyle işte ne bileyim mendilin içine para koyma, kaybetme ve gibi böyle işlere daha o günden meraklıymış. Almanya'da İşte makineci olduğu için böyle bir fabrikada falan makine işlerinde çalışıyor. Ancak boş kalan zamanlarında da bu illüzyonistlikle ilgili oradaki bu işle ilgilenen insanlarla bir arada oluyor. Sonra Almanya'da çok meşhur olan o zamanlar bir Wintergarten vardı. Yani ismi çok meşhurdur. Böyle bir işte salon. Her türlü eğlencenin yapıldığı salon. Orada bir grup kuruyorlar ve o grupla beraber sanat icra ediyor. Ve daha sonra aynı grupla işte değişik Avrupa ülkelerine gidiyorlar ve en sonunda da yani herhalde Kuzey Amerika'ya falan. Bu onu çok etkiliyor. Ve işte çalışmalarını falan filan işte bir şekilde hızlandırmasına sebep oluyor. Çok önemli bir şovu var.
Bir kadını yatırıyor. İkiye kesiyor testereyle. Hızarla hem de böyle. Yat, tararat, tararat, tararat. Ben onu seyrettim. 24 zannediyorum 24. 1924 civarında bu gösterisi için çalışmalarına başlıyor. Ve 1930 yılında bu kadını kesiyor. Yani kadını kesiyor derken tam teşekküllü bir başarılı bir gösteri haline getiriyor. 1930. Düşünün daha 30, 32 yaşında. Ve bu tabii ki işte bu illüzyonist dünyasında çok büyük takdirle karşılanıyor. 1936 senesinde Türkiye'ye dönüyor. Yaklaşık 16 yıl Güney Amerika ülkelerinde ve ağırlıklı olarak Arjantin'de kalmış. Dönüyor. Burada şimdiki nasıl denir? Galatasaray'dan Taksim'e doğru giderken Ses Tiyatrosu vardı. Belki başka bir ismi da olabilir. O tiyatroda gösterilere başlıyor. Yani ilk defa Türkiye'ye geldiği için de büyük bir sansasyon. Kapalı gişe, matine suare oynuyor. Ve 1936 yılında bu oyunu yaparken Atatürk de onu seyretmek istiyor. Ve işte bir yerde gösteri yapması için onu çağırıyor. O çok heyecanlanıyor. İşte yani böyle gecenin herhalde bir saatinde çağrılmış ki. O hanım kız kestiği hanım hani ölmüyor tabii canım. Kesiyor kesiyor yolluyor ertesi gün yine oluyor. O hanım kızı göndermiş. Atatürk'ün o bulunduğu işte o gece kulübü gibi diye yani işte böyle bir kulübü diye dersiniz. Orada da yabancı oyuncular falan işte gösteri yapanlar, hanımlar varmış. Oradan bir tane Alman kız bakıyor gözüne kestiriyor. İşte o sandığa girecek şeyde fiziği gayet düzgün falan. Ondan sonra o kıza işte teklif ediyor. Diyor ki işte bana bugün gösterimde yardımcı olur musunuz? Kız ona bakıyor bakıyor. Siz Alman mısınız diyor. Tabii o kadar akıcı bir Almancası var ki. Yok ben Almanya'da sadece çalıştım demiş. Sadece kızı ikna etmiş. Ve o gün yani kız kesme programı dahil fevkalade güzel bir gösteri Atalay'ın karşısında yapmışlar. TRT bunu Nazmi Kal tarafından yayınlamıştı. Kendi ağzından anlatıyor. İşte diyor Paşa seni istiyor yanına dediler diyor. Çıktım. Yanına bir sandalye koymuşlar. İşte tebrik etti diyor. İşte şöyle yaptı böyle. Sen demiş bu sanatı nasıl öğrendin? Ben diyor bundan daha umutlandığım bir anı hatırlamıyorum. Büyük Atatürk diyor. Bir, bu benim yaptığım illüzyonist gösteriyi sanat olarak kabul etti diyor. Öyle diyor diyor. Herkes bunu gösteri falan zanneder diyor. Sanattır bu. Her şey vardır içinde. İki diyor, o güne kadar ben çok büyük devlet adamlarıyla
bir araya geldim. İşte onlara bu gösterileri sundum. Bana hepsi şunu sordu. Sen o mesela kadın kesme şeyini nasıl yapıyorsun? Atam diyor, bunu sormadı. Nasıl öğrendin? Ve çok yani ilginç bir söyleşidir. Daha sonra tekrardan turlara başlıyor. Kendi ifadesiyle yine söylüyorum. O turlar sırasında da 1938 yılında atanın vefatını Mısır'da öğreniyor. Değerli arkadaşlarım, tabii böyle hani şehir efsaneleri falan vardır ya. Mesela onlarla ilgili bir efsane şudur. İllüzyonist olduğu için hipnotize gücü de var. Bunu ben okudum. Yani kendi ağzından duymadım. Biriyle anlaşıyorlar, bir arkadaşıyla iddia üzerine. Demiş ki Zati Sungur, sen demiş böyle banknot boyunda demiş kağıt kes. Banknot eski tabirle kağıt para. Bir çanta doldur demiş. Ben de gideyim onu para gibi bankaya yatırayım. Yok yatırırsın yatıramazsın. İşte arkadaşı uğraşmış yani gidilmiş. Yapmış. Bir çanta böyle parayı doldurmuş. Ben para görünümlü işte normal kağıtları vermiş Zati Sungur neyle. Zati Sungur da onu almış bankaya gitmiş. Hangi banka ben bilmem. Bankada işte veznedarın olduğu yere gitmiş. Adamın gözlerine bakmış. Muhtemelen biraz hipnotize gitmiş. Çantayı açmış. Göstermiş. İşte bir şeyler söylemiş. Yani hani içinde bunun içinde 10 bin işte lira var falan demiştir herhalde. Onun üzerine vezneder işlemini yapmış, çantayı almış. Yani buna da makbuzu vermiş, 10 bin lira aldım diye. Bu bankanın kapanışına çok yakın bir saatte oluyor. Sonra akşam olmuş, gece olmuş falan filan. İşte kazandın, kazanmadın. Ertesi sabah tam bankanın açılacağı zaman Zatüngür bankaya gitmiş. Bankaya makbuzu ibraz etmiş, bir şaka yaptığını söylemiş ve hani hala kapalı duran çanta açılmış, içinde para olmadığı, kağıt olduğu görülmüş. Ben bunu Zati Sungur'dan dinlemedim. Ama o TRT programında zannediyorum Nazmi Kal bu programı yapıyordu. Ondan başka bir anekdotunu dinledim. Diyor ki Zati Sungur'a, hocam siz hani böyle bir şey yapmışsınız, doğru mu diyor. Nedir o dedi. Berbere gitmişsiniz. Berberde çok sıra varmış. Siz kafanızı çıkartmışsınız vücudunuzdan. Berbere bırakmışsınız. Tamam sen sıra gelince bunu tıraş et ben dönüşte alacağım demişsiniz. Zati Sungur dedi ki o öyle değil. Evet öyle bir şey var ama dedi. O dedi hani uydurma. Doğrusu şudur dedi. Ben berbere gittim. Sakal tıraşı olacağım. Sakal tıraşı olurken o zamanlar sakal tıraşları yani benim de vardı. Ustura ile olunuyor. Ustura ile. Berber usturayı işte güzelce işte neyse keskinleştiriyor. İşte onun bir tane şeyi vardır. Meşin şeyi şakır 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 onu da yapar. Tıraş ediyor Zati Sungur'un mesela sol tarafını. Sonra sol tarafı bitince kafanızı çevirin demiş sağ tarafı edecek. Şimdi sağ tarafı başlayınca dedi ben dedi ya berber bey oğlum dedi.
Benim demiş sağ tarafımda yine sakal çıktı. Berber bakmış bakmış. Tövbeler olsun ya Rabbi demiş. Tekrar sabunlamış, tekrar tıraş ediyorum. Sonra yani dedi, üstüne gitmiyor dedim. Yok bir şey yok, olmuyor bir şey yok bir şey dedim diyor. Yani illüzyonda tıraş olduğu tarafta yine sakal çıktığını adama inandırmış. Değerli dostlarım, böyle çok önemli fakat pek kimsenin bilmediği bazı anıları bugün sabah. Biraz da keyfim yerinde. İşte buzdolabım çalışıyor. Size anlattım. Lütfen bana abone olun. Benim abone sayımı arttırın. Bildirimlerinizi açın. Buradan sonra ki benim çok hoşuma giden Sunar Sineması anımı anlatacağım. Değerli dostlar, Sunar Sineması yani Üsküdar'ın hemen hemen en önemli sinemasıdır. Ha yeri neresidir derseniz, işte Tunus Bandı'ndan aşağı inersiniz Doğancılar Yokuşu'nda. Doğancılar Yokuşu'ndan aşağıya Ahmediye'ye doğru inerken sol tarafta şehir tiyatrosu vardır, karşısı parktır. Oradan doğru 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 devam edin, Sunar Sineması'na gelirsiniz. İki adım daha yürüyün, zaten Cuma Pazarı'nın üst noktasını bulursunuz. Babam hesap işleri mürakibiydi belediyede. O lafı çok severim. Bir kere o mürakip lafı çok harika bir şey ya. Yani mürakip denetleme demek. Denetçi. Yani önemli bir görevde babam yani. Ha ben ama tabii o zaman da çocuğum ama pek anlamıyorum. Ancak ne zaman anladım biliyor musunuz? Dediler ki Sunar Sinemasına bir Afrikalı müzik grubu geliyor. O buyursun gelsin. Afrika müziğini işte tamtamlarıyla, bilmem neleriyle, şunlarla bile icra edecekmiş. Böyle bir şey, rüzgar oldu şeyde. Ne derler onlar? Üsküdar'da. İşte nasıl konuştularsa falan, tabii babam iyi bir yerden bize yer aldı, yer buldu. Yani sene ne zaman bilemiyorum. Mesela Zati Sungur'da da çok iyi biliyorum diyordum. Aynı olayı burada da size söylemek isterim. Hani ben Zati Sungur'un Adam Keserken 1959 senesinde Hale Sineması'nda izledim diyorum ya. Çünkü o zamanlar sinemalar işte biliyorsunuz matine suare. Hani gündüz oynanana matine denirdi, gece suare olurdu. Matinelere 6 yaşında, suarelere de 12 yaşından küçük çocuk alınmazdı. Yani Türkçesi orta mektep de okuyacaksın. İlk mektep çocuğunu almıyorlar. Şimdi Zati Sungur'u bu şekilde söyleyince ha unutmadan arkadaşlar yani kusura bakmayın benim siz aklıma şey verin. Zati Sungur bakın 1900 zannediyorum 66 yılında falan faal olarak gösteri dünyasını bıraktı. Ancak 1975 yılında Sihirbazlar Kralı unvanını aldı. Bunu orada demin söylemeyi unuttum. Bunu da lütfen oraya nakşedin. Şimdi bu şeye gideceğiz. Beni de götürüyorlar. Sunar Sineması'nda. Tabii anneannem de var. Anneannemin biliyorsunuz tipik bir özelliği var. Şimdi ben onu merakla bekliyorum. Şimdi Zati Sungur'a da gittiği zaman aynı şeyi yapmıştı. Ben bunu çok anlattım anneannem için. En büyük bedduası gözüm kör olsun derdi. Böyle yani bir şey olduğu zaman ah böyle sinemada Ahmet Tarık Tekçe kötü adam ya. Ah gözü kör olsun. Gözü kör olsun. Zati Sungur'a gitti. Zati Sungur'da da kadını kesti. Anneannem fena oldu. Sanıyorsun hemen mendili elinde. Gözü kör olsun kadını kesti. Şimdi ben onun için anneannemi bekliyorum. Şimdi böyle
Afrikalı zenciler gelecek. Anneannem nasıl bir şey bulacak da gözü kör olsun diyecek. Öyle veya öyle bir şey var mı? Neyse. Program başladı. Dambara dumbara, dambara dumbara. Erkekler, kızlar böyle ayrı danslar, bir danslar, çart danslar, çürt danslar. Çok güzel ama yani. Herkes sevindi. Biraz gürültü oluyor ama. Yani güzel gidiyor. Ondan sonra final geldi arkadaşlar. Final bitiyor. Şimdi herkes de artık final biliyor. Ve finalde mesela 4 kişi bir arada dans ediyor. Yok 6 kişi ediyor falan. İşte tam bilemiyorum. Mesela 30 kişi falanlık bir takım. Finalde hepsi beraber dans edecekler. Belli. Çakkara çukkara çıktılar. Aa, o da ne? Değerli arkadaşlar, o Afrikalı hanımlar üstlerini soymuş, yeniktiler. Üstleri çıplak. Öyle yani o diye sallaya sallaya geziyorlar. Ya bir şey oldu. Şimdi annem hemen benim gözümü kapatmak için böyle bir hamle yaptı. Ben hemen onun hamlesinden kurtulup böyle hani böyle bakmak için falan şey yaptım. Anneanneme bakıyorum. Anneannem gözü kör olsun. Artık o nereye gözü kör olsun onu tam anlayamadım. Fakat hayatımda böyle şey hani eskiden biliyorsunuz şeyler hamamlar vardı. Yani biz hamama gitmedik. Çünkü bizim evimizde hamam vardı. Ben hayatımda hiç hamama gitmedim. Ama yani diyenler için söylüyorum. Böyle hamama falan giderken çocuklarını götürürlermiş. Çocuklar da birazcık böyle yaşı yani büyüdüğü zaman yine de getirirlerse kadınlar diğer işte getiren kadına bir daha sefere de kocanı da getir derlermiş. Ya şimdi durum aynı bu durum gibi şimdi. Yani bizi oraya getirdiler. Annem bana saldırıyor. Gözümü kapatmaya çalışıyor. Ben aşağıdan bakmaya çalışıyorum. Yani ben hiç hamam görmedim. Tam hamam gibi bir şey oldu. O sallıyor, bu sallıyor. Ay Allah'ım ya. Üsküdar'ı seviyorum arkadaşlar. Yani bütün güzelliklerim de orada geçti. Bugün bunu özellikle bu tip böyle biraz bilinecek, biraz çok fazla işte böyle siyaset bilmem ne falan filan felsefe olmayan vakit geçireceğinizi veya keyif alacağınızı düşündüğüm anılarımdan hatırımda kalanları sizlerle paylaştım. Umarım memnun kalmışsınızdır. Yarın tatil. Pazartesi sabahı gene bir sosyal sohbetimle ben burada olacağım. Hepinizi beklerim efendim.